Merhaba arkadaşlar. Sizlere Denizli Tavası ilçesinin Nikfer Mahallesi'nden selamlar gönderiyorum. Burası benim artık hobi bahçem diyelim. Bir arsa burası. Annem ilgileniyor burayla. İşte bir şeyler ekiyor falan. Meyve yetiştirmeye çalışıyor. Ben kendim Avrupa'da yaşıyorum. İşte cevizler, ne bileyim, kenarlarda meyve ağaçlarım var. Ben size kısaca burada 12 yıllık bir hikayeyi 3-4 dakikada anlatmaya çalışayım. Bundan yaklaşık 11 ya da 12 yıl önce Almanya'da bir marketten almış olduğum naşe armutlarının evde kestiğimde içinden çekirdeklerin çimlendiğini gördüm. Bunlardan bir tanesini, yani iki tane mi neydi? Bir tanesini hemen alarak orada orkide saksısına koydum. Akabinde orada yeşerttim. Onun arkasından bir başka bir saksıya aktardım derken sonra balkonuma koydum. Balkonumda 2 seneye yakın orada beklettim. Bir saksı daha derken daha büyük saksıya aldım derken yaklaşık 4 ya da 5 yıl içinde 80 santime ulaştı. 80-90 santime. Ondan sonra tabii orada bahçemiz yok. Kirada oturuyoruz. Söktüm oradan bir kış günü. İzne geliyordum. Ağacımız bu. İzne gelirken Düsseldorf'tan uçtum. Geldiğimde bunu da tabii kargo olarak vermiştim. Ağacı ve etiketlenmişti ve barkodlanmıştı. Ağacımız Düsseldorf Havalimanı'nda kaybolmuş. Geldik, bulamadık. Dediler Düsseldorf'ta kaybolmuş, gelmemiş. Neyse bir hafta sonra bana telefonla haber geldi. Tabii barkod verildiği için yük olarak ve bavul muamelesi gördü. Bir hafta sonra bana Türkiye'deyken ben telefon geldi. Bavulun, emanetin bulunduğuna dair. Bir hafta sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Ondan sonra Denizli Çardağ'a gönderdiler. Tabii her vardığı yerde bana telefon geliyordu. Ondan sonra Denizli'de kardeşime teslim edildi ağaç. Küçük fidan yani. Aşısız bir şekilde çekirdekten çıkmış. O zamanlar 5 ya da 6 yaşlarındaydı. Şu anki kalınlığını görüyorsunuz. Şöyle. Ama bu sene ilginç bir şey oldu. Bu çekirdekten bitme ağaç yaklaşık 11 yaşında şu anda. Ama tabii saksılarda şurada burada derken o kadar dikilmiş bir ağaç gibi büyümedi. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu ağacımız bu sene meyveye durdu. Biz de şaşırdık. Çekirdekten çıkma deli bir bitki. Ama bakar mısınız? Şöyle. Ben haber geldi bana. Ben oradaydım. Annem dedi. Çiçeklendi armut dedi. Ben şaşırdım tabii ki. Geçenlerde bir video istedim. Gönderdiler. O armutlar küçüktü o zaman. Şöyle gölgeli olduğu için pek gözükmüyor ama yukarıdakileri net gösterebilirim size. Bakarsanız şöyle. Yaklaşık 23-25 arası meyve var üzerinde. Aslında ben bunu böyle bekletecektim işte, deneyecektim. Olmazsa da bir aşı yapacaktık, başka bir aşı. İlk defa 11-12 yıl sonra bu ağaç böyle bir meyve verdi arkadaşlar. Tabii lezzeti nasıl olur, nedir bilemiyoruz artık. Böyle bir güzellik oldu. Mutluyum yani. 12 yıllık bir emek var bunda. Böyle meyvesini görmek müthiş bir duygu arkadaşlar. Bakarsanız üzerlerindeki şeyden anlaşılır. Naşi armutu. Satın almış olduğum armut da Alman marketinden almıştım ve Çin'den gelmeydi. Nereden nereye arkadaşlar? Böyle bir anımı sizlerle paylaşmak istedim. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazmak isterseniz altta memnun olurum yani. Bilgi paylaşım olur.
Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.